Şiddet son dönemde toplumun tüm kesimlerini derinden etkiliyor. Ancak kadınlar, çocuklar ve sosyoekonomik durumu zayıf olan dezavantajlı gruplar üzerinde etkisi çok ama çok daha yıkıcı. Hemen hemen her gün hepimizi kahreden, bir o kadar da öfkelendiren yeni olaylarla sarsılıyoruz. Önü alınmayan, her gün, her geçen gün artan şiddetin bu seferki mağdurları yeni doğan bebekler. İstanbul'un göbeğinde içinde doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının, özel hastane sahiplerinin de bulunduğu bir çete, 3-5 kuruş kazanmak uğruna yeni doğan bebekleri ölüme terk ediyor. Başta Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere devletin bütün kurumları ise büyük bir kayıtsızlık, acizlik ve vurdum duymazlık içerisinde bu yaşanan vahşete adeta seyirci kalıyorlar bir buçuk yılı aşkın bir süredir bilinmesine rağmen yapılan şikayetlere, açılan soruşturmalara, devletin, savcılığın, emniyetin, Sağlık Bakanlığı'nın tüm gücüne ve imkanlarına rağmen henüz yeni doğmuş bebekler, insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş canilerin para kazanma hırsı uğruna kan donduran ve şeytanca bir planla hayattan koparılıyor. 19 hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesi sanki birer ticari işletmeymiş gibi kiralanıyor. Bazıları hasta bile olmayan bebekler sosyal güvenlik kurumundan para alabilmek için birer mal gibi, emtia gibi özel hastanelerin bu kiralanan yeni doğan ünitelerine sevk ediliyorlar ve 12 bebek bile isteye ölüme terk ediliyor. Bu iğrenç olayda ismi geçen hastanelerden birinin sahibi olan eski Sağlık Bakanı ve yine eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu vicdanım rahat diye açıklama yapabiliyor. Bütün bu olayların yaşandığı dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çıkmış hiç utanmadan kamuoyu yeni doğan çetesiyle meşgul ediliyor diyebiliyor olayların başladığı, yoğun bir şekilde yaşandığı, cimer şikayetlerinin yapıldığı dönemde Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca'nın ise gıkı dahi çıkmıyor. Bey insafsızlar, ve be vicdansızlar, ve Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. O bebekler, siz ve sizin gibiler görevlerini layıkıyla yapmadığınız için öldüler. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ondan önceki Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü, şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na kadar hepiniz bu bebeklerin ölümünden sorumlusunuz. Halk sağlığını korumadığınız için, devlet hastanelerine yatırım yapmadığınız için, kamucu sağlık anlayışını parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, parası olmayanın ölüme terk edildiği bir sisteme dönüştürdüğünüz için sorumlusunuz. Nitelikli, namuslu, donanımlı sağlık çalışanlarını bu ülkede tutmayı beceremediğiniz için herkese eşit, parasız sağlık hizmeti sağlamadığınız için ve sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürdüğünüz için sağlıkta devrim yalanlarıyla bu ülkede sağlık sistemini bitirdiğiniz için ve küçücük bebekleri koruyamadığınız için sorumlusunuz. 2023 mart ayında CİMER şikayeti yapılmış. Bu şikayet mayıs'ta İl Sağlık Müdürlüğüne ve emniyete bildirilmiş. Eylül 2023'te teknik takip yapılmış. Bundan 6 ay önce operasyon yapılmış. Ancak geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Savcısının tehdit edildiği görüntüler ortaya çıkana kadar bahse konu hastanelerde ne ruhsat iptaline gidilmiş ne de hastaneler kapatılmış. Tam bir aymazlık, vurdum duymazlık örneği. Bu kokuşmuşluğun üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu pisliğin içinde yer alan, buna göz yuman, görevini gerektiği gibi yerine getirmeyerek görevini savsaklayarak ihmal ederek bu bebek ölümlerinde dahli ve payı olan kim varsa hak ettikleri cezayı alıncaya kadar peşini bırakmayacağız.